Hoş geldiniz, merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Basının çok kıymetli mensupları, hem Türkiye'nin hem de birçok kadının beklediği büyük müjdeli haberi vermek üzere toplandık burada. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde 2011 yılında hepinizin hatırlayacağı şekilde dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında özellikle kadın doğum alanına çığır açmıştı aslında o proje. Bizden yardım olarak da bir sürü ülke gerçekleştirdi rahim naklini ve bir sürü insan, anne de bebek sahibi oldu. Biz vesile olduk ve birçok merkeze de biz yardım ettik. Ama Türkiye'de çok fazla anlaşılamadığını düşünüyorum ben bunun. Bu kadın doğum camiasında, kadın doğumda bir çığır açtığı için, çok yaygın olduğu için ve güvenilir bir ameliyat olduğu için aslında bu bir Nobel'e aday bir projedir. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok anlaşılamadığını düşünüyorum Türkiye'de. Biliyorsunuz 2011 yılında yapmıştık Derya ve 9 yıl bir zaman geçmişti. 9 yıl içinde bir hayli aşamadan geçti Derya ve 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun akabinde başarılı olduktan sonra biz 2021'in Temmuz'unda da ikinci rahim naklini Hava Erdem'e yapmıştık. İlk rahim naklinden elde ettiğimiz tüm tecrübeleri de Hava Erdem'de kullandık. Bu bizim çok yolumuzu açtı, onunla çok yolunu açtı. Ve güzel haber de dün 14 ayın sonunda Havva'nın çok sağlıklı bir bebeği oldu. Bir doğum yaptırdık Havva'ya. Bu ilk tecrübelerimizi Havva'da uyguladık. Çok güzel bir bebeği var, çok sağlıklı bir bebeği var Havva'nın şu anda. Kendisi de kadın doğum servisinde yatıyor. Bebek de yoğun bakım, pediatrik yoğun bakımda. Ben emeği geçen başta olmazsa olmazımız Ömer Özkan hocamıza, kadın doğumdan inanç mendinci hocamıza, Nasut Kuduhan hocama, transferi gerçekleştiren Mustafa Bahçeci ve Kübra Boynukalın'a, yeni doğan servisimizden Hakan Ongun hocama, anesteziden İlker Aycan hocama, dahiliyeden Özge Turan hocama infeksiyon olarak takip ettiler. Haydar Adanır'a ve Nusret Yılmaz'a, organ nakli merkezi müdürü Bülent Aydın'la hocama çok teşekkür ediyorum. Asistanlarımıza, hemşirelerimize ve personelimize çok çok büyük bir emek var burada. Ben daha fazla sözü uzatmadan Ömer Özkan hocamla başlamak istiyorum. Hocam buyurun lütfen. Özden hocam gayet güzel özetledi. 11 yılın özetini aldık aslına bakarsanız. Bundan 11 yıl önce 8 Ağustos 2011 yılında başlayan bir serüvendi. Dünyanın en başarılı, şu anda kayıtlı, başarılı rahim nakli sonrasında dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak halen ameliyatlar yapılıyor ve birçok ülkede bu ameliyatlar bizim ülkemizin istasyonu verilerek, bilgileri verilerek bunun üzerinde bu teknik kullanılıyor. Aslına bakarsanız hoca gayet iyi anlattı. Yurt dışında oldukça iyi bilinen, bizim ülkemizde bilmiyorum artık inşallah bundan sonra. Aslına bakarsanız belki de mevzuatı bununla ilgili altyapısı olmadığı için gelecekte inşallah olacaktır. Bununla ilgili çalışmalar vardır. İnanılmaz bir şekilde bu konuya talep olan ve sadece bizim tek başımıza üstünden kalkabileceğimiz bir konu değil bu. Bu hastamızın da sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olması tabii ki erken dönemi. Ama bunu açıklamak durumundayız. Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Ben aileye çocuklarıyla beraber sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Bu haberi bekleyen, bu ümitli haberi bekleyen birçok ailede inşallah onlara da gelecek için bir umut olur. Burada gördüğünüz ekibin tamamı bunun içerisinde, belki de çağıramadığınız insanlar olmuştur. Büyük bir ekip, özveri gerektiriyor, altyapı gerektiriyor. Ülkemizde bu tür ameliyatların yapılabiliyor olması, özellikle bu konuda bize güvenen Sağlık Bakanlığı'nın tüm otoritesine teşekkür etmek gerekiyor. Hem bize güvendiler, biz de onları mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Dış arenada da hem sağlık turizmi alanında hem ülkenin imajı arasında ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde nasıl bir karaciğer nakli ilk büyük bir sükse yaptıysa, kalp nakli, böbrek nakli yaptıysa, yüz kol nakli yaptıysa, rahim nakli de o derecede önemli. Hatta şöyle bir önemi var bu tür nakillerin. Bu tür nakiller geçici immün süpresif bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra artık aile, çocuk ve anne sağlıklı bir şekilde hayatına normal bir insan gibi herhangi bir ilaç kullanmadan devam edebiliyor. Günümüz şartlarında bunların başka çocuk sahibi olma şartları maalesef yok. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem aileye, hem bizim üniversitemize, hem ülkemize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Buyurun İnanç hocam. Evet. Herkese tekrardan merhaba. 2011 yılında yapılan ilk dünyanın başarılı rahim naklinden
Rakli'nin doğumunu biliyorsunuz 2 yıl önce yaptırmıştık başarılı bir şekilde. O bebeğimiz büyüdü. Ve şimdi de mutlulukla ikinci yapılan rahim naklinin doğum bilgilerini size veriyoruz şu aşamada. Sevgili Hava Erdem 29 haftalık olarak doğum yaptı. Kendisi 1720 gram bir kız bebek doğurdu. Bebekle ilgili bilgileri zaten ilgili yeni doğan hocamız da bilgi verecektir. Şu anda kendisi iyi, doğum başarılı oldu. Tabii bu tip gebeliklerin takibi, doğumu biraz daha farklı, çeşitli özellikleri var. Çeşitli ilaçlar kullandığı için. Ama ne kadar güzel ki bebeğimizi doğurttuk. Şu anda yoğun bakımda bir takipte. Annemiz de gayet sağlıklı. Umarız en kısa sürede yanına verilerek birlikte olacaklar. Bebeğimiz yaklaşık 36 saat önce 29 haftalık ve 720 gram olarak doğdu. 1720 gram olarak doğdu. Doğar doğmaz da ağladı. Herhangi bir sorun doğum esnasında gerçekleşmedi. Non-invaziv ventilatörde takip ediyoruz. Yani bebeğimiz kendi başına nefes alıyor. Çok küçük doğduğu için biz ona solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de orogastrik sondayla çok yavaş yavaş anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. Şu an için herhangi bir sorunumuz yok. İlk yapılan tetkiklerinde herhangi bir patoloji yok. Eğer herhangi bir sorun yaşamayacak olursak yaklaşık 40-50 gün civarında bir yatış düşünüyoruz şu an için. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla taburcu edip takibe devam edeceğiz. Şimdi bizim Nobel'imiz bu çocukların sağlıklı doğması. Daha da önemlisi dünyaya bu literatüre biz bunu yayın olarak koyduk. Tabii çok güzel bir konudan bahsettiniz. Batı ile savaşmak için de kendi ülkenizde desteğinizi almanız gerekiyor. Bu kadın doğum camiasının aslında büyük başarısı. Biz bunlara vesile olduk ve onlar inşallah gelecekte birçok klinik bunları başarılı bir şekilde yapacak. Az önce bahsettiğim gibi bizim tek başına bu tüm binlerce aileye yardımcı olma şansımız yok. Ama çok güzel bir konuya bahsettiniz. Hatırlarsınız sizde bir basın toplantısı düzenlenmişti o dönemde. Ameliyattan hemen bir hafta sonra o dönemde bu işlerle ilgilenen birkaç klinikten biri olan İsveç ekibi bizim Türklerin misafirperverliğiyle birlikte gayet güzel ağırladık ve tüm tekniklerimizi ayrıntılı bir şekilde onlara anlattık. Siz de hatırlarsanız arşivlerinize vardınız. Onlar da mükemmel bir iş yaptıklarını ve bu tekniğin hakikaten işlerine yarayacaklarını, biz belki 3-5 sene sonra yapacakları bir şeyi bizden de desteklerin, bizim desteğimizle yapacaklarını söylediler. Bunlar da gayet iyi bir şekilde biz onlara tekniğimizi verdik, yayınladık. Her şey gayet güzel bilimsel arenada ama bir süre sonra tabii önemli olan bizim ülkemizde yaptığımız bir şeyde deneysel çalışmalarda, hayvan çalışmalarda onlarca hayvanı, yüzlerce maalesef bunları kullanıyoruz ve ondan sonra klinik araştırmalara geçiyorsunuz. Ama biz 3 hastayı hazırlamamıza rağmen bir hastada devam ettik. Derya Sert'e verdiğimiz sözü, o hastayı ignore edip, ihmal edip, ikinci, üçüncü hastada bu olmadı öbürünü yapalım şeyine girmedik. Klinik bir çalıştırma oluşturmadık. Derya Sert'ten başarılı sonuç alır almaz biz ikinci hastamızı yaptık. Bunun klinik realite olması gerekir. Bir hastayı deney olarak kullanamazsın. Eksik olarak. Ama bizim verdiğimiz tüm altyapılarla dünyada bizden sonraki bizim tekniğimizle birlikte klinik çalışmalar şeklinde 8-10 tane hasta yapıp 2-3 tanesi doğurtup 7 tanesinin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ama bunlarla ilgili çalışmalarda biz daha etik, daha insani davrandığımızı düşünüyoruz. Ama bu sürede Derya Sert'e yaptığınız birçok şey var. Ama kadın doğumcu arkadaşlarımız da bilir ki biz kadın doğum camiasına da aslına bakarsan tüm ekip olarak, bu güzel bir soruydu onun için bu kadar ayrıntılı veriyorum, başka şeyler de kazandırdık. Belki rahmi olup da çocuğu olamayan insanlar için bir damar problemler olabileceği, başka şeyler olabileceği, bunlarla ilgili tekniği de aslında literatüre kazandırdık ve çok iyi saygın dergilerde bu yer aldı. O nedenle sorunuz için teşekkür ediyorum. Teknik olarak burada tarif edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde herhalde dünyada bir organ nakli veya teknik tariflemede herhalde en üst düzeyde yer alacak konulardan bir tanesi oluyor. Literatürde yerini aldı. Bu ülkede gelecekte belki 50 sene sonra bahsedecekler. İlk nerede yapıldı? Burada yapıldı diye. İşte kalp burada yapıldı, böbrek burada yapıldı, İşte karaciğer burada yapıldı derken rahim nakli de Türkiye'de yapıldı diye bundan bahsedilecek. Bu sadece bir hasta, iki hasta, 10-100 hasta için değil, ülkenin sağlık sisteminin veya başka durumunun prestijini göstermesi açısından bu tür ameliyatlar bireysel olarak da olsa önem taşıyor. Nobel alanlar biliyorsunuz Türk ama Amerika adını aldılar. Keşke Türkiye'de, orada listede Türkiye olarak
özellikle bir tıp ödülü hani çok prestijli, muhteşem olur diye düşünüyorum ben. Tersen dedim, onun kararını aile versin. Herkes, işte erkek çocuk olunca Ömer Özkan'a verdi, kız çocuğu olunca da onu aile inşallah kendi başına, çünkü o konuda biz yorum yapmıyoruz ne bunu verin. O inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu edersek Hakan Bey'in dediği gibi, Hakan Hoca'nın dediği gibi inşallah onları sıkıştırır. Ama diğer konuda hani bu konu açıldı diye söylüyorum. Onun başvurusunu biz yapamıyoruz. Bize göre öyle ama başkalarına göre olmayabilir. Ama buradaki az önce arkadaşımızın güzel bir soru sordu. Nobel ödülü İsveç'in Norveç'te, kuzey ülkelerinde belirleniyor. Ve sizin en büyük rakibiniz olacak yer de İsveç. Bunlarla çok iyi çatışma gidip de yardım edip de daha sonra tabii bunlar haklı olarak, belki de haklı değil de kendi kafalarında, batı zihniyetiyle sizi ekart etmeye çalışırlar. Böyle bir kurul olursa tabii ki onlara vermeye çalışacaklar ama aday gösterme kurulunda dünyada belli yerler var. Ve daha da önemlisi, o kurullara tek başına siz İsveç'teki bir üniversitenin profesörüyseniz onlar başvurabiliyorlar. İsveç, Norveç, Danimarka için geçerli. Öyle bir maalesef hakkaniyetsizlik var. Ama dediğim gibi çok da önemli değil. Olursa ne güzel olur ülke için. Biz Aziz Sancar'la da çok onur duyuyoruz. Ülkemizde keşke başka insanlarla da bunu alsa. Ama bizim ülkemizden direkt çıkması bizi onur ederdi bu konuda veya başka yerde. Bu barış ödülü olur, tıp ödülü olur, edebiyat ödülleri, her şey için biz gurur duyuyoruz. Ama daha da önemlisi, sağlıklı aldığınız bir hastayı üzerine bir şeyler katarak ailenizi, ailesine teslim etmek. Yani özellikle böyle bir durumda bundan sonraki yaşamında hiç bize bağımlı olmadan sağlıklı bir şekilde devam etmesi de güzel bir konu. Bu konuda aslında hani insanların belki de biz biraz gizliyoruz, biraz mahremiyeti var, etik olayları var. Burada aile mahremiyeti var, çok kişiyi ilgilendiren bir durum var. Mümkün olacak bunu sizlerden uzak tutmaya çalıştık. Ben bu arada anlatayım, hasta arkadaşımıza hasta bakarsanız bu hastanın fotoğrafını görmüştü bizim kliniklerde dolaşırken. Biraz ser vermemeye çalıştım, rica ettim biraz hastanın mahremiyetini düşünün diye. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hastacığım, orada bir 9 yıllık emek vardı ilk olmanın ötesinde. Hakikaten ben orada ağlamamın sebebi Derya'nın sabrı ve bizim emeğimizdi. 9 yıllık bir emek. O 9 yıllık emeğin öncesi de var elbette. Ama tabii çok güzel bir duygu. Ben hem anne olarak onu söylemek istiyorum. Düşünsenize, çok uzun zamandan beri o anı bekliyorsunuz. Hava da çok duygulandı. Beklenen bebekti. Çok mutlu oldu o da. İnşallah bugün herhalde kavuşacaklar birbirlerine. Aslına bakarsanız İnanç Hoca da çok güzel söyledi, Hakan Hoca da söyledi. Çocuk kilosu, her şey yerinde ama sonuçta hastanede olduğu sürece her zaman risk altındayız. Taburcu edilene kadar Berhan, ama ortalama Hakan Hocam ilk Derya'nın çocuğunda söylediği günler tıpatıpa uydu. Ben ona da çok fazlasıyla güveniyorum, tecrübesi gayet iyi. İnşallah bahsettiği gibi 1-1,5 ay sonra, işte 40-50 gün sonrasında güzelce taburcu edersek sonra bize ihtiyacı olmayacak. Sadece kadın doğumcu arkadaşlarımız, işte pediatrist arkadaşlarımız, bunları normal bir sağlıklı çocuk takibi şeklinde devam edecekler. Bizim organ nakli açısından kendi eski tecrübelerimizden herhangi bir ek bunları takip etmemiz gerektiren bir durum yok. Bundan artık bizim kayıtlı sistemimizden inşallah çıkarmış.